Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Hemen detayları aktaracağız gündemden başlıklarla beraber. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Gül Erdoğan görüşmesinde gündem adaylık. Anayasa Mahkemesi 52 yaşında. Başkan Haşim Kılıç'tan bireysel başvuru mesajı. Çanakkale Kara Savaşları'nı anma töreninde tartışılan görüntü. Suriye Devleti'nin resmi bayrağı yerine ÖSO'nun bayrağı göndere çekildi. Suriye'nin geleceği çok net. Esad, halkımızla olan birlikteliğimiz terörün sonunu getirecek dedi. Filistin'de mutlu son. El Fetih ile Hamas arasında uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisi uzlaşıya tepkili. Rusya'ya bağlanmak istiyorlar. Transdniester resmen başvurdu. Kiev yönetiminden kanlı müdahale gecikmedi. En az 5 ölü. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Kütahya'da yaptığı açıklamada siyaset planım yok diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Adana'da konuşan Gül, kurallar içinde demokratik şartlarda Cumhurbaşkanı seçilecektir dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Gül'ün Başbakan Erdoğan'la haftalık olan görüşmesinin de gündemiydi. Cumhurbaşkanı Gül, Adana Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ödül törenine katıldı. Gül, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalar yaptı. Geçmişte en çok sıkıntısını çektiğimiz şey biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olurdu. Birçok hep tartışmalar olurdu. Tartışmaların olmasından daha tabii bir şey olmaz. Çoğulculuğun olduğu yerde bunlar olacaktır. Ama önemli olan kurallar belli ise bu kurallara saygı çerçevesi içerisinde tartışmaların olmasıdır. Önümüzdeki ilk seçim Cumhurbaşkanlığı ile ilgili seçim olacağı için bunun da kuralları gayet ortadadır, bellidir. Onun için bundan dolayı herhangi bir öngörüsüzlük, herhangi bir risk primi Türkiye'ye çıkmaması gerekir. Daha sonra da genel seçimler olacaktır, günü gelecektir. Dolayısıyla Türkiye bunları hep şimdiye kadar ispatlamıştır. Bundan sonra da hep ispatlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Gül'ün Başbakan Erdoğan'la haftalık olan görüşmesinin de gündemindeydi. Konu görüşmede kısmen gündeme geldi. Başbakan Erdoğan 23 Nisan'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Gül'le yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanlığını kısmen konuşacaklarını, asıl açıklamanın Mayıs sonunda olacağını söylemişti. Nihai olarak Cumhurbaşkanı'yla bu işi müzakere edeceğiz. Ondan sonra da kararı artık açıklayacağız. Efendim bu Köln ziyaretinden önce olabilir mi? Yani Köln ziyaretinden önce Mayıs'ın 24. Kamptan sonra yani olur gibi. Cumhurbaşkanı'nın kamptan sonra bekleyelim mi efendim? 9-10-11 gibi. 52. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anayasa Mahkemesi heyeti bugün Anıtkabir'deydi. Anıtkabir özel defterini yazan Başkan Haşim Kılıç bireysel başvuru vurgusu yaptı. Anayasa Mahkemesi kuruluşunun 52. yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda Başkan Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörler Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıç ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıç'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Kılıç, özel deftere yazdığı mesajda bireysel başvuru vurgusu yaptı. Yüce Atatürk, temel hak ve özgürlüklerle insanlık onurunun koruyucusu olan Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 52. yıl dönümünde üyeleri ve raportörleri olarak huzurundayız. Anayasa Mahkemesi, hayata geçirilen bireysel başvuru yolu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlük alanını genişleten anlayışı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü olan sarsılmaz inancı ve kararlılığı ile milletimizin güvencesi olmaya devam edeceğini ineliyoruz.
Aradan 25 gün geçti ama yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışma ve itirazlar bitmiyor. Yüksek Seçim Kurulu Hatay ve Iğdır'da seçmen listelerinin incelenmesini istedi. Bu iki ilden gelecek cevaba göre YSK karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin Hatay'daki, MHP'nin ise Iğdır'daki seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar üzerine il ve ilçe seçim kurullarından oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi. Kurul, buralardan gelecek yanıta göre konuyu karara bağlayacak. YSK'nın Hatay kararına CHP'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Koç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Burada uyarıyoruz. Seçim 3-5 oyla, 10 oyla kazanılmış değil Hatay'da. 4000'e yakın oy farkı var. Ortada ciddi olarak tartışılacak bir süreç var. Zamana yayarak, konuşmamın başında söylediğim, AKP'nin kazanamadığı yerlerde masa başında sonucu etkileyecek kararları zaman içerisinde sindirterek, yedirerek alma gayretindeler. Kaldı ki Yalova'da alınan karar oy birliğiyle değil. Yani kurulda bulunan bazı hakimler, temsilciler karşı oy kullanıyorlar. Yani bir vesayet düzeninden bahsediyoruz. Demokrasinin nasıl kadük hale getirildiğinden bahsediyoruz. Tüm kurumlar vesayet altına alındı diyoruz. Demokrasinin içi boşaltıldı diyoruz. Ali Koç, Başbakan Erdoğan'ın AKP grup toplantısında söylediği Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile ilgili sözlere de dikkat çekti. Bunların elinde, hep söyledim, meydanlarda da söyledim, şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Kaç kere söyledim. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti bunlarda var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı ile ilgili kasetlerin olduğunu açıkça daha önce de birkaç kez söylemişti ama bu kadar berrak, net, anlaşılabilir bir cümleyle net konuştu. Sen nereden biliyorsun? Senin bu arşivden haberin var. Sen bu koleksiyonun tam ortasındasın. Sen kaset koleksiyoncususun. Ve tartışılan bir başka konu. Sayın seyirciler, sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak istiyor. Hükümet izin vermiyor. Başbakan Erdoğan'ın ümidinizi kesin dediği Taksim Meydanı'nda engelleme çalışmaları başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı olarak Taksim'den bir defa ümidinizi kesin. Hayır, ben orada yapmıyorum. İlla burada yapacağım dersen bu bir defa çatışmaya ben hazırım anlamına gelir. Ki buna da biz asla müsaade etmeyiz. Başbakan Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta ümidinizi kesin dediği Taksim'de engelleme çalışmaları başladı. Yaklaşan 1 Mayıs sebebiyle Taksim Meydanı ve çevresinde kurulacak olan güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesinin ardından çok sayıda polis bariyerleri konuşlandırmak üzere meydana getirdi. Bariyerler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı noktalarda kurulmaya başlandı. Bariyerlerin Taksim Meydanı ve çevresinde gerek görülecek cadde ve sokak başlarına konulması bekleniyor. Evet sayın seyirciler, Taksim tartışmaları çerçevesinde de bir gündem söz konusu. Sendikalar ısrarla biz 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyoruz diyor. Ancak bu noktada hükümet de geri adım atmamakta ısrarlı ve 1 Mayıs olarak Taksim'i biz sizlere açamayız diyor. Ve bu noktada haberimizde de izlediğiniz gibi Taksim'e şimdiden barikatlar kurulmaya başlandı ve emniyet güçleri güvenlik önlemlerini arttırıyor. Ben hemen Ankara'daki stüdyo konuğumuza döneceğim. Kendileri şu an hattımızda. İyi akşamlar Sayın Terzi. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli vaktinizden vakit ayırarak yine bu akşamda ana haber bültenimizde yer aldınız. Sayın Terzi, özellikle işçi bayramı söz konusu 1 Mayıs ve 1 Mayıs noktasında yine bazı önlemler alınıyor. Bazı söylemler var, bazı açıklamalar var ama bir de genel bir kanı var. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. İzah etmeden geçemeyeceğim, dillendirmeden daha doğrusu. Deniliyor ki İşçiler istediklerini alamadıktan sonra ve işçi aileleri mutlu olmadıktan sonra her gün 1 Mayıs olsa neye yarar?
Şimdi bu noktada 1 Mayıs ve Taksim tartışmalarına tekrar dönecek olursak ve işçi bayramını değerlendirecek olursak sizlerin görüşleri, fikirleri nedir? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Vekili olarak. Evet efendim, yine 1 Mayıs yaklaşınca gerginlik ve de karşılıklı atışmalar başladı. Bütün bu geçen, önceki yılda bunu görmüştük. Bütün bunlar bu kargaşa içerisinde yine unutulan işçi oldu, işçi hakları oldu, işçi ücretleri oldu, çalışma şartları oldu. Ve bu kargaşa içerisinde işçiye çözüm sunan, işçinin derdine derman olacak hiçbir proje sunulmadı. Hükümet işin engelleme boyutuyla meşgul oldu. Hatta geçen sene seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak kadar, yolları ulaşıma kapatmak kadar, hatta vapur seferlerini, otobüs seferlerini engelleyecek kadar seyahat özgürlüğünü iptal eden uygulamalar da geldi. Neticede ülkemizde ne değişti? Bütün dünyada işçi bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, ülkemizde de işçi bayramı olarak kutlanıyor. Fakat ne işçinin tadı var ne de ülkenin bu noktada tadı var. Çünkü hiç kimsenin bir çözümü yok. Burada işçilerimizin konuyu çok iyi değerlendirmesi lazım. Yıllardan beri kendilerine verilen ücretler ortada. Masaya oturdukları zaman %2-3 verildiğinde ülke ekonomisinin alabora olacağını söyleyen bir yönetim ve ekonomi anlayışıyla karşı karşıyalar. Bunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. Şu an AKP hükümetinin 12 yıldır uyguladığı ekonomi modeli kapitalist anlayış modelidir. Kemal Derviş'in getirdiği ve de sürdürülebilir borçlanma kavramıyla önümüze koyduğu, sermayeyi öne çıkartan, kaynakları sınırlı görüp ihtiyaçları sınırlı gören çok sakat bir anlayış üzerine kurulduğu için de işçi hakkı diye bir şeyi kabul etmemektedir. Keza bunun karşısındaki sistem olan sosyalizm ise her ne kadar özel mülkiyetin kaldırmasıyla bireylerin eşit ve özgür olacağından yola çıksa da yine o da yönetim elinde bulunduran bir grubu düşündüğü için istenene veremeyen bir sistem olarak tarihe geçti. Evet. Şimdi işçi haklarının temelinde gelen bir kavram ücretler. Bir tanesi çalışma şartları, bir tanesi de işçi haklarıdır. Şimdi çalışan kesimin bu hakları kim verebilir? Yani hem istihdam alanı sağlayacak, hem iş alanlarında ekonomide sürekli büyümeyi sağlayacak ve gelir dağılımını da adil sağlayacak model ne olabilir? İşte dünya bu modelle tanıştı. Şu an bu model tek başına milli ekonomi modelidir. Sadece ülkemiz sınırlarında değil, ülkemiz sınırlarını aşan, bugün Rusya'da hayat bulan ve de oradan Birleşik ülkelerine ve dünyadaki 120 aşkın ülkeye ulaşan bir tüketim öncelikli bir anlayıştır. Çünkü burada işçi bu modele göre sadece üreten değildir. Evet, öncelikli emeğini harcayan, üretimini ortaya koyan bir unsurdur. Ama aynı zamanda işçi kesimi etkili bir tüketici olarak da ele alınmaktadır. Ve aynı şekilde sadece bir işçi olmaya da bu anlayışta, bu ekonomik modelde mahkum değildir. Aynı zamanda devletin sıfır faizi projelerinden, proje mukabili projelerinden yararlanıp işçi statüsünden işveren konumuna gelebilecek bir durumdadır. Çünkü bu modelde insanca yaşanabilecek bir ücreti, bir fiyatı belirlemek söz konusudur ki bu asgari ücrettir biliyorsunuz. Bugün 850 lira civarındaki bir ücretle işçimiz mağdur edilmiştir. Böyle bir işe sahip insan da geçinemediği için o da bir işsiz statüsündedir aslında. Ama milli ekonomi modeli Bağımsız Türkiye Partisi'nin öngördüğü hesaplamalarla en az 4000 TL bir asgari ücreti önermektedir. Aynı zamanda işçimiz vatandaşlık maaşı da alarak vatandaş olmanın da onurunu yaşayacak bir durumdadır. Bu şekilde bu model hem tüketimi bir kaynak olarak kullanmakta, bunun karşılığında da üretimi dengeleyen bir anlayıştır. Emme basma tulumba gibi, yani bir yandan üretim, bir yandan tüketim, emme basma tulumba gibi hem ekonomiyi büyütecektir, hem gelir dağılımının dengesini oluşturacaktır ve hem de çok geniş alanda kızlarımıza, oğullarımıza ve insanlarımıza iş adanı oluşturacaktır. Bugün sendikalar bu anlayıştan çok uzak. Bir kısmı kapitalist ekonominin uygulayıcılarının etrafında odaklanarak yürümektedir. Bir kısmı, evet, ona karşı
bir anlayış içerisinde gitmektedir. Ama neticede unutulan işçi olmaktadır, işçi hakları olmaktadır. Dolayısıyla bunu sağlamak için çaresiz ve imkansız değil işçilerimiz. Bunu görmeleri lazım. Çünkü her sene siz şimdi Kadıköy'de kutlasanız, Maltepe'de kutlasanız, Taksim'de kutlasanız, orada burada kutlasanız, eğer derdinize çare olmayacak bir şeyler etrafında dolaşıyorsanız bunun size ve ülkeye ne yarar olacak? Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir enerji kaybı, zaman kaybı vardır. Evet. Bunu telafi edebilecek imkan Bağımsız Türkiye Partisi'nin projelerinde vardır. Bunu ancak bu projeyle çözmek mümkündür diyorum. Çok teşekkürler Sayın Terzi. İyi akşamlar. Evet sayın seyirciler, şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Malum işçi bayramı ve ekonomi Türkiye'nin son zamanlardaki kritik gündemleri. Komünizm ve kapitalizmin çöktüğü bir dönemde insanlığın önündeki tek çıkış yolu olarak görülen milli ekonomi modeli farklı yönleriyle yaklaşık 120 ülkede uygulanıyor. Bu anlamda Rusya başı çekiyor. Rusya önce 3 yıllık kalkınma planına aldığı modeli tamamen uygulamaya başladı ve bu noktada başarılar elde etti. Bültenimize milli ekonomi modelinin Rusya'da nasıl bir yankı bulduğunu gösteren bir haberle devam ediyoruz. Milli ekonomi modeli. Model, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş tarafından 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası kongreyle dünyaya ilan edildi. Milli ekonomi modeli Türk'ün tarihindeki kul hakkı dediği insan haklarıdır. Türk milletinin bu model ile Batı medeniyetinin karşısına tekrar Türk İslam medeniyetini hakim kılmasıdır. Türk milletini, kainatın milleti, Türk devletini de kainat devleti yapmasıdır. Sonrasında Almanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daralarında bulunduğu ülkelerde toplam 8 ayrı uluslararası kongre düzenlendi. Komünizm ve kapitalizmin çöktüğü bir dönemde insanlığın önündeki tek çıkış yolu olarak görülen bu model bugün farklı yönleriyle yaklaşık 120 ülkede uygulanıyor. Bu anlamda Rusya başı çekiyor. Rusya önce 3 yıllık kalkınma planına aldığı modeli tamamen uygulamaya başladı. Profesör Doktor Haydar Baş'ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşma tarihi bir dönüm noktası oldu. BTP lideri Duma'da yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda modeli anlattı. MEM çözümleri bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki MEM halledilmeyen bütün problemleri halletmiştir. Bunun için de MEM uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında üçüncü büyük tez olarak literatürdeki yerini almıştır. Oturum sürerken söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Andrei Korotkov, modelin Rusya'da tüm yönleriyle uygulanacağını ilan etti. Prezidentin dediği gibi kendini idare edebilen bir sistemin yaratılmasına ihtiyaç var. Bu meselelerin de çözümü için Haydar Baş'ın milli ekonomi modelinden istifade etmek lazım. Bu açıklamalarda sözde kalmadı. Rusya ailelere doğum yardımı, ev hanımlarına maaş başta olmak üzere modelin sosyal devlet projelerini uygulamaya başladı. Uluslararası ticarette Amerikan doları yerine milli paraların kullanılması da milli ekonomi modelinden alınan temel uygulama projelerinden biri oldu. Rusya kanunlarını da milli ekonomi modeline uyarlamaya başladı. Bu konudaki açıklama 2 Kasım 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 8. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne katılan Duma İktisat Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin tarafından yapıldı. Lisiçkin, Profesör Doktor Baş'ın Duma'daki konuşmasının ardından milli ekonomi modelini temel alan kanun teklifleri verildiğine işaret ederek Duma'da kanunlar, MEM'deki öneriler esas ve referans alınarak hazırlanıyor dedi. Hazırda Dövlət Dumasında artıq bu tövsiyələr üzrə işlər başlanmışdır və
Artık kanunvericilik işlerinde milli ekonomi modelinden istifade olunur. Rusya'ya bağlanmak isteyen Transdinyester Cumhuriyeti resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Ukrayna'nın doğusundaki bölgeler ise oldukça karışık. Kiev yönetiminin kanlı müdahalesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Cenevre zirvesinde alınan ateşkes kararını ihlal eden Kiev yönetimi, Ukrayna'nın doğusunda kanlı operasyonlara başladı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinin ardından başlayan operasyonlarda göstericileri dağıtmak için silahlar devreye sokuldu. Rusya yanlılarının kontrolündeki Slavyansk kentinden gün boyu kurşun sesleri yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çatışmalarda en az 5 kişinin can verdiği belirtildi. 7 zırhlı aracın destek verdiği operasyonda bir Ukrayna askeri yaralandı. Ülkenin doğusundaki 10 ayrı kentte daha gösteriler sürüyor. Kiev yönetiminin bu kentlere de kanlı operasyonlar düzenlemesinden çekiniliyor. Rusya bu operasyonlara sert tepki göstermiş, Kiev yönetimini ABD'nin uydusu haline geldiği için eleştirmişti. Öte yandan Rusya'ya bağlanmak isteyen bölgeler hızla artıyor. 1990 yılında Moldova'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Transdinyester Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlanmak için resmen başvuru yaptı. Transdinyester Cumhuriyeti lideri Evgeni Şevçuk, "Hayalimiz Rusya ile beraber bağımsız ve müreffeh bir Transdinyester kurmak" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Transdinyester Cumhuriyeti'nde yaşayanların kararına saygı gösterilmelidir" dedi. Filistin'de 7 yıllık ayrılık son buldu. El Fetih ile Hamas arasında birlik hükümeti kurulması yönünde anlaşmaya varıldı. Filistin Başbakanı İsmail Haniye, "Halkımıza bölünmüşlüğün son bulduğunu müjdeliyoruz" derken İsrail ve ABD uzlaşmaya tepkili. Gazze'de El Fetih heyeti ile Hamas arasında 2 gündür devam eden görüşmeler mutlu sonla noktalandı. İki grup arasında 2007'de başlayan ayrılık 7 yıllık aranın ardından son buldu. El Fetih ve Hamas birlik hükümeti kurulması yönünde anlaşma sağladı. Yapılan ortak basın toplantısında Hamas ve İslami Cihat örgütlerinin Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi altına gireceği duyuruldu. Filistinli grupların en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kuracakları ve 6 ay içinde seçimlerin düzenleneceği vurgulandı. Filistin Başbakanı İsmail Haniye, uzlaşmayla sonuçlanan görüşmelerin ardından "halkımıza bölünmüşlüğün son bulduğunu müjdeliyoruz" açıklamasında bulundu. Hamas sözcüsü Fevzi Burhum da yayınladığı bildiride, "deklarasyonun Filistin davasına zarar vermek için pusuda bekleyenlere meydan okuma ve işgalcilerin tehditlerine verilmiş en güzel cevap olduğunu" söyledi. Filistinli gruplar arasındaki bölünmeye son veren uzlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı. "Açıkçası iki tarafın bir uzlaşıya varması beni mutlu etti. Her iki toprağı birleştirmek ve Gazze ile Batı Şeria halkını bir araya getirmek için çalışmaya devam etmelerini umuyorum." Uzun zamandır bu anı, iki tarafın bir araya gelmesini bekliyorduk. İki ayrı ülkeye bölünmüş durumdayız. Biri Ramallah'ta, diğeri de Gazze'de. Bu doğru değil. Biz bir milletiz. ABD-İsrail ikilisi ise Filistin'deki uzlaşıya tepki gösterdi. İsrail yönetimi Filistinlerle barış müzakereleri çerçevesinde bu akşam yapacağı toplantıyı iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Mahmut Abbas barışı değil Hamas'ı tercih etti" dedi. Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'i yok etmek isteyen Hamas'la anlaşma ya da İsrail'le barış arasında bir tercih yapması gerekir ifadesini kullandı. Filistin topraklarındaki 7 yıllık ayrılığı sona erdiren El Fetih Hamas anlaşmasına İsrail'in ardından ABD'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, söz konusu mutabakatla ilgili olarak zamanlamanın rahatsız edici olduğunu söyledi. "Her Filistin hükümeti açıkça ve tartışmasız şekilde İsrail devletini tanımayı, iki taraf arasındaki öncelikli anlaşmaları ve yükümlülükleri kabul etmeyi taahhüt etmelidir. Bu anlaşma Hamas'la Fetih arasındaki uzlaşı. Bunun zamanlaması rahatsız edici ve anlaşmadan gerçekten hayal kırıklığı duyuyoruz."
Suriye lideri Beşar Esad bir kez daha teröre karşı zaferini ilan etti. Ülkesindeki İslam alimleriyle bir araya gelen Esad, halkımızla olan birlikteliğimiz terörün sonunu getirecektir dedi. 3 yılı aşkın süredir Suriye'yi kana bulayan teröristler her geçen gün kan kaybediyor. Merkezi ordu teröristlerin elindeki mevzileri tek tek geri alıyor. Orta Doğu uzmanlarına göre bu başarının arkasında halkın liderleri Beşar Esad'a olan güveni ve desteği yer alıyor. Ülkesindeki İslam alimleriyle bir araya gelen Esad bu noktanın önemine dikkat çekti. Halkın birlik ve beraberliği, düşmanların komplolarının suya düşmesine neden oldu. İslam alimleri ve cami imamları halkın fitnecilere karşı bilgilendirilmesinde çok önemli bir role sahipler. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalarını istiyorum. Zira Suriye bugün her zamandan daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaç. Beşar Esad, Batı'nın ve bölgedeki müttefiklerinin her türlü desteğine rağmen teröristlerin yenilgiye uğrayacağını ifade etti. Ülkem teröristlerden temizleninceye kadar Suriye'nin her yerinde mücadeleye devam edeceğiz. Suriye'nin geleceği çok açık ve net. Suriye ordusu teröristlere yönelik ağır darbeler indirdi ve gelecekte de teröristlerin tamamen ortadan kaldırılacağına inanıyorum. Çanakkale'de bugün Kara Savaşları'nın 99. yıl dönümü törenleri vardı sayın seyirciler. İlginç olan şu ki 32 ülkeden temsilcinin katıldığı törende Suriye'nin resmi bayrağı yerine isyancı Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı göndere çekildi. Çanakkale Savaşları'nın 99. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Bu güzel duasıyla birlikte şehitlikten davetliler yavaş yavaş ayrılacaklar. Çanakkale'de savaşan 32 ülke temsilcisinin katıldığı törenlerde Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz temsil etti. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törenlerde katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Diğer ülke bayraklarının arasındaysa Suriye yerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi isyancı örgüt Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağının bulunması ise dikkat çekti. Sayın seyirciler, teknoloji pek çok alanda hayatımıza kolaylık getirse de bazı noktalarda sağlığımızı olumsuz etkiliyor, hatta tehdit ediyor. Çok fazla bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı gözyaşı salgısını azaltıyor. Bu durumda sağlıksız bir göze sebep oluyor. Teknoloji artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Evde, iş yerinde, yolda, kısaca her anımızda teknoloji de yanımızda. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon en çok kullanılan teknolojik ürünler. Ancak uzmanlar uyarıyor. Birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu ürünler birçok hastalığa neden olabiliyor. Çok fazla bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı gözyaşı salgısını ciddi oranda azaltıyor. Bilgisayar kullanımı, akıllı telefon kullanımı bunlar çok uzun süre dikkatli şekilde bir yazıya, bir ekrana baktığımızda göz kırpma sayımız azalıyor. Göz kırpma sayımız azaldığı zaman da gözyaşı salgımız azalmış oluyor. Normalde bir insan dakikada yaklaşık 15 kez gözünü kırpar. Bu da 15 kez gözyaşı salgısı anlamına gelir. Eğer dikkatli bakıyorsak, bilgisayar kullanıyorsak, cep telefonuyla bir işlem yapıyorsak, oynuyorsak ya da bu dakikada 4'e 5'e düşüyor. Ve insanın gözyaşı salgısı ciddi anlamda %60-70 oranında azalıyor. Gözyaşı salgısının azalması, göz kuruluğu başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Artık göz kuruluğunu eskisine göre çok daha fazla görüyoruz. Yaklaşık 15 yıllık hekimliğimde son 10 yılında özellikle İnternetin yaygınlaşmasıyla göz kuruluğunu çok daha fazla görür olduk. Peki gözyaşı salgısının azalmaması için neler yapılmalı? Günde 1 saat, maksimum 2 saatten fazla gereksiz yere özellikle akıllı telefon ya da bilgisayar kullanımını kısıtlamamız gerekir. Özellikle çocuklarımıza gereğinden fazla bunları kullandırmamakta fayda var. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Raşit Tuncel, bilgisayar ve akıllı telefonlar göz bozukluğu yapıyor mu sorusuna da yanıt verdi. Son yıllarda bazı veriler var. Tam olarak kanıtlanmasa da, tam olarak ispatlanmasa da özellikle Uzak Doğu'da, işte Malezya, Singapur gibi ülkelerde bilgisayar kullanımının çok yaygınlaştığı bazı çocuklarda
miyopinin normalden fazla arttığı, uzak görme bozukluğunun çoğaldığına dair yeni yayınlar çıkıyor. Fakat henüz tam olarak ispatlanmış değil bunların göz bozukluğu yapıp yapmadığı. Belki önümüzdeki yıllar bu verileri bize daha sağlıklı olarak verecek. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. İyi akşamlar.